hukuki zeminde de fırsat verilmemesi lazım. Çünkü itibar suikasti bir tweet'e kaldı üstadım. Bir tweet. Tabii tabii. Yani bakın işte dinimize halel getirecek davranışlardan sakınmamız gerekiyor. Bir hadis-i şerifte Allah'tan uzaklaştıran namazlar diye başlık atmış bu Uslat ki Saytavva özel sayısı Uslat dergisinde. Burada bir hadis-i şerif aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim namaz kılar da bu namazı onu iyiliğe yönlendirmez ve kötülükten alıkoymazsa ancak kendisini Allah'tan uzaklaştırmaya yarar. Hadis-i şerif. Bir başka ayette de biliyorsunuz vay o namaz kılanların haline ki onlar yetimin hakkını yerler diyor. Yetimin hakkı aç kalan çocuğun yetimin malını yemek değil, kamu malı da yetim hakkıdır. Ümmetin bütününe ait olan her şey bu kapsamda değerlendirilir. Yani dikkat etmek gerek. Yetim bir kızı nikahlayıp işkence edersen, kız kardeşinin anne babası ölmüş mirasta abisi malına çökerse, bak o kıldıkları namaz onları kurtarmaz. Aksine Allah'tan uzaklaştırır. Bu yazı o açıdan önemli. Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaştıran namazlar. Bu bir tane değil. Rüşvet yiyen de, torpil yapan da. Ve hele hele bu parayla cami yapıp, okul yaptırıp adını yazdıranlar Allah'ın lanetine uğrarlar. Bakın çok tehlikeli bir şey söylüyorum. Dehşet bir şey söylüyorum. Kemalat ile kemalat olmaz. Haram parayla hayır olmaz.